Şimdi üst üste bastı. Hemen durmadı. Hani nasıl bir şey? Türkiye'de günlük olarak 60 bin ünite kanın stoklarda olması gerekiyor. Bu Ocak 2017 ayının başlarında günlük 20 bin ünite stoğa düştü. Bu sebeple kırmızı alarma geçildi. Bunun üzerine dernekler, vakıflar, vatandaşlarımız, resmi kuruluşlar, özel kuruluşlar, fabrikalar kan vermek için adeta sıraya girdiler, kampanyalar tertiplediler ve gerek Denizli'de gerekse Türkiye çapında kan bağış stokları hızla yükselmeye başladı. Bu meyanda Denizli'de bugüne kadar, bu Ocak ayının 23'üne kadar 3537 ünite kan bağışı toplandı. Geçen sene 2016 yılında Denizli'de 45.518 ünite kan bağışı alınabilmişti. Bu sene biz bunu 46 bin veya 46.500 ünite kan bağışı almaya yönelmek istiyoruz. Bu ay hedefimiz aslında 3.500 ünite idi. Şu anda 3.537 üniteye ulaşmış vaziyetteyiz. Hızımızı kesmiyoruz. Önümüzdeki aylarda almamız gereken kanların bir kısmını bu ayda almayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların kan verme oranı ortalama %18 civarında. Denizli ilinde de bu oran yakalanmış vaziyette. Gerek Pamukkale Üniversitesi'ndeki bayan öğrenciler, gerekse şehrimizde yaşayan bayanlar Kızılay'a kan vermek için başvuruyorlar, ziyaret ediyorlar kan merkezlerimizi ve bu %18'lik oranı yakalıyoruz, devam ettiriyoruz. Geri kalan bölümü de erkekler veriyor. Dolayısıyla Denizli'de kadınlarda ve erkeklerde kan alma oranları ortalama seviyelerde bunu yakalamış vaziyette ve hatta bazen de üzerine çıkıyor. Şimdi bizim 41 soruya cevap verilmesi şartı olduğu için görme engelli vatandaşlarımızın bize kan verebilmesi için kendilerine mahsus hazırlanan özel formları doldurmaları gerekiyor. O formları doldurduktan sonra onlardan da görme engellilerden de kan alabiliyoruz. Bu meyanda işte son bir sene içinde ameliyat olmamış ve işte sürekli olarak kullandığı ilaçlar, haplar veya iğneler o kişinin kan vermesine engel değilse o kişi bizim için engelli bir kişi sayılmıyor. Engelli vatandaşlarımızla ilgili olarak Denizli'de yüzde kaç nispetindedir böyle bir araştırma yapılmadı ama arzu edildiği takdirde bu rakamları çıkartabiliriz. Denizli aynı zamanda yerel afet müdahale deposuyla da önemli bir il Kızılay için. Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 4000 metrekare kapalı alanıyla Ege'nin en büyük yerel afet müdahale deposu.